Merhaba arkadaşlar, Lezzet Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün sizlere lahmacun iç harcı hazırlayacağız. Benim lahmacunum 8 ila 10 kişilik. Burada malzemelerimiz 1,5 kilo kuru soğanımız var, 700 gram kıymamız var, 1 demet maydanozumuz var, 1 yemek kaşığı salçamız var, 300-350 gram sivri biberimiz var, 5 orta boy domatesimiz var, sıvı yağımız var ve karabiber, kırmızı biber, kimyon ve pul biberimiz var. Şimdi ilk başta şöyle başlayalım. Soğanlarımızı rondodan ince olacak şekilde çekmeye başlayalım. Şimdi son soğanlarımızı çekerken soğanlarımızın içerisine de 10-11 diş sarımsağımızı da ekliyoruz. Ondan sonra soğanlarımızı çekmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 1,5 kilo soğan, 10-12 diş de sarımsağımızı çektik. Bunları harcımızı karıştıracağımız tabağın içine alıyoruz. Şimdi domateslerimizi çekeceğiz. 5 tane domatesim var. Domateslerimizi de çektik. Domatesleri de soğanlarımızın üzerine koyuyoruz. Rondo ile işimiz bitti. Maydanozlu yeşil soğanı ben elimde doğramayı tercih ediyorum. Yeşil biberlerimizi şöyle incecik olacak şekilde doğruyoruz. Evet arkadaşlar, yeşil biberlerimizi de incecik doğradık. İçerisinde daha kolay erisin diye hamur pişerken. Şimdi sıra maydanozlarımızda. Maydanozlarımızı da incecik doğrayacağız. Evet, maydanoz doğrama işlemimiz de bitti. Sıra kıymamızı ve baharatlarımızı atmaya geldi. Evet, şimdi kıymamızı karıştıracağımız kabımızın içine aldık. Sonra kuru soğan, yeşil biber ve maydanoz harcımızı da, domates harcımızı da içine döktük. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Kuru soğan çok mu oldu diye gelebilir size ama bu piştikten sonra gerçekten çok az kalıyor. Hissetmiyorsunuz bile bu kadar kuru soğanın çokluğunu vardığını tadını. İçerisine bir yemek kaşığı domates salçam vardı. Onu atıyorum. Çünkü domatesler kış domatesi olduğu için hiç renk vermiyor. Çok beyaz oluyor. Şöyle. Harçlarımızı birbirine karıştırdık. Bu arada benim kıymam orta yağlı kıymaydı. İçerisine orta yağlı kıyma olduğu için ben çok az bir şey, şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ki hamuru tutsun, hamurdan düşmesin diye. Hatta yarım çay bardağından da biraz fazla oldu. Bir malzemelerimize baharatlarımızı atalım. Bir çay kaşığı kadar karabiber. İki tatlı kaşığı kadar toz biber. Bir, iki tatlı kaşığı kadar pul biber. Kimyonu ben çok seviyorum. Normalde lahmacuna çok kimyon atan yok ama ben şöyle bir çay kaşığı kadar da kimyon atıyorum. Burada benim acı pul biberim var. Acı olmasını isteyen varsa acı pul biber atabilir içerisine veya acı sivri biber doğrayabilir. Şöyle bir çay kaşığı kadar da acı pul biber attım. Tuzumuzu da atalım. Şöyle bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı da tuz atalım. Sonunda ben tadına bakarım. Sonra tekrar ilave etmemiz gerekirse ben size söylerim. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz.
Tuzu az geldi. Bir tatlı kaşığı daha tuz atıyorum. Tuzumuz 3 tatlı kaşığı oldu. Şimdi daha karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, lahmacun iç harcımız bitti. Bu harcımızdan yaklaşık 20-25 tane lahmacun çıkıyor. İnşallah siz de yaptığınız zaman memnun kalır ve severek yersiniz. Hepinize afiyet olsun. Thank you.